Maalesef bugün siyaset kurumu gençlerin işsizlik sorununa çözüm bulabilecek birikime ve kapasiteye sahip değil. Bunu iktidar için ifade ediyorum. Elbette ana muhalefet partisi olarak bize yönelik eleştiriler de var. Bu eleştirileri de saygıyla karşılıyorum. Önce şunu ifade edeyim. Umutsuzluğun çok yaygın olduğunu görüyorum ben. Gençlerin umutsuz olmaya hakları yok. Bir sefer onun altını özenle çizmek isterim. Doğru, sıkıntılar var. Doğru, iş bulamıyorsunuz. Doğru, hala baba evindesiniz. Doğru, bir gelir elde edip hem kendi geleceğinizi çizmek hem birikim yapmak. İşte ister araba deyin, ister ev deyin, isterseniz sağlıklı bir gelecek deyin. Bunun özlemini doğal olarak her genç duyar. Sizler de duyuyorsunuz. Ama bugün yaşadığınız koşullar kaldırılması gerçekten de zor olan koşullar. Eğitimde ciddi sorunlarımız var. Bu başlı başına ele alınması gereken bir konu. Çünkü eğitim sağlıklı bir planlama üzerine inşa edilmiş değil. Herkesin üniversite mezunu olduğu bir ülke hiçbir yerde yoktur. Sağlıklı bir eğitim politikasıyla hayatın her alanını, imalatın ya da üretimin her alanını istihdam alanına dönüştürmek mümkün. Bizim örneğin projelerimizden birisi teknoloji liseleridir. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurmak istiyoruz biz. Teknoloji liseleri kurduğumuz zaman sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacı süratle karşılanabilir. Bu liseler yatılı olacak. Bu liselerde çalışanlar belli bir süreden sonra, belli bir sınıftan sonra kendi alanlarıyla ilgili sanayide staj yapacaklar, yani çalışacaklar. Onların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Eğer bunlar üniversiteye gitmek istiyorlarsa bunlara ayrıca artı puan verilecek. Örneğin motor bölümünde okuyan makine mühendisi olmak istiyorsa diğer öğrencilere göre 2 puan, 3 puan, 5 puan neyse artı verilerek kendi üniversitelerine devam edebilecekler. Bakınız, ben Plan Bütçe Komisyonu üyeliği yaparken hakimlik sınavında, hakimlik savcılık sınavında mülakatların kaldırılmasını istedik ama hayır dediler, kalkmayacak. Onun üzerine dava açıldı ve mülakatlara bir kamera konması zorunluluğu getirildi Danıştay kararıyla. Böylece mülakatta sınava giren kişi sorulara doğru yanıt verdi mi vermedi mi, bir haksızlığa uğradı mı uğramadı mı, bu görülecekti. Fakat bir yasa çıkardılar, mülakatlara kamera konmaz diye. AK Parti böyle bir düzenleme yaptı ve maalesef böylece mülakatlarda hangi soruların sorulduğu, bunları kanıtlayabileceksiniz. Doğrusunu söyleseniz bile kanıtlayabileceğiniz hiçbir şey yok. Normalde bugün yapılması gereken sınavlarda, kamu sınavlarında mülakatın tamamen kaldırılması. Hesap uzmanlığı sınavında biz sosyal bilimlerde eğitim veren üniversitelerin son sınıf öğrencilerine gider, en parlak öğrencileri hocalarından öğrenirdik ve o öğrencilere rica ederdik, gel bizim sınava gir diye. Yani başarılı öğrenciyi kendimize almak için, kendi kurulumuzu almak için gider öğrenciyi zorla gel bizim sınava gir diye zorlardık. Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasını istiyoruz biz mesela. Kendi parti programımıza koyduk. Asgari ücret alıyor. Bundan ne vergisini alacaksın? Yani asgari ücretten gelir vergisi alıyorsun. Ya gelir vergisi alınır mı? Bu gelir, elde ettiği gelir bir tacirin, bir sanayicinin ya da bir serbest meslek çalışanının elde ettiği gelirden gelir vergisi alabilirsin. Ama asgari ücret, adı üstünde asgari ücret, yani yeşillik, bundan gelir vergisi alıyorsun. Bundan gelir vergisi alınmaması lazım. Gelir vergisinden asgari ücretin muaf tutulması lazım. Bunu defalarca dile getirdik. Yine ifade edeyim size. Eğer bir toplumda ödediğimiz vergilerin nerelere harcandığını sorgular düzeye gelirsek, o ülkede demokrasi var demektir. Eğer bunu sorgular düzeye gelmezsek, o ülkede demokrasi yoktur. O ülkede sadece bir kaos vardır. Herkes bir şey söyler ve herkes haklı olduğuna inanır. Oysa gücümüzü göstermek zorundayız. Hepimiz vergi veriyorsak ödenen vergiler nereye gitti? Neden bu ülkede yatırım yapılmadı? Neden özel sektör yatırım yapmıyor? Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde siz yatırım yapar mısınız? Bizim ikinci yüzyıla çağrı beyannamemiz var. Bütün gençlerin bunu okumasını isterim. Birinci yüzyıl ne oldu? Bitirdik birinci yüzyılı. Şimdi ikinci yüzyıla geçtik.
İkinci yüzyılda neredeyiz biz? İkinci yüzyılda neyi hedefliyoruz? Neyi öngörüyoruz biz ikinci yüzyılda? Bunun oturulup düşünülmesi lazım. Gelişmiş ülkeler önümüzdeki 50 yılı, 100 yılı planlarlar. Ve bunlar, bu planlar sürekli belli aralıklarla revize edilir. Türkiye'nin kalkınma planı yok. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Gençlerin haberi yok. Çünkü o kadar siyasi hayattan kopuk ki gençler, sorguluyorlar. Doğru sorgulayın. Eleştiriyorlar. Doğru eleştirin. Ama doğru eleştirin. Eleştirdiğinizde halk demeli ki ya bunlar doğru söylüyor. Siz eğitimi planladınız mı? Hayır. Önümüzdeki 50 yıl içinde kaç hukuk fakültesi mezununa, kaç öğretmene, efendim kaç avukata, efendim kaç tane doktora ihtiyacımız olacak? Bunlar planlandı mı? Hayır. Neden verdiğimi bilmediğim vergiler ödüyorum? Bu da güzel bir cümle. İşte asıl sorunumuz bu. Türkiye'nin asıl sorunu bu. Demokrasinin çıkış kaynağı nedir biliyor musunuz? Ödediğim vergiler nereye harcanıyor diye. Bütçe bakın sunuldu parlamentoya. Hiçbir genç, ama Türkiye'deki hiçbir genç bu bütçeden haberdar bile değil. Bu bütçenin büyüklüğü nedir? Bu paralar nereye gidiyor? Sormuyor bile. Sorgulamıyor bile. Ben işsizim diyor. Zaten işsiz kalacaksın. Çünkü paralar sen iş bulasın diye değil, İşsiz kal diye harcanıyor. Evet, işsiz kal diye harcanıyor. Üretim zinciri oluşturulabilirse, fabrikalar kurulabilirse, teknolojik altyapı oluşturulup katma değeri yüksek ürün üretilebilirse, herkesin işi olur o zaman. Bu bir planlamayla olur. Kaynakların nereye harcanmasıyla olur. Anadolu'nun içi boşalıyor. Nereye gidiyoruz? Ankara, İstanbul, İzmir. Nerede? Orada belki iş bulabilirim. Kimse ben bir Kayseri'ye gideyim iş bulayım demiyor. Erzurum'a gideyim belki bir iş bulurum demiyor. Peki o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Neden yatırımlar Türkiye genelinde dengeli dağıtılmıyor? Kitap evleri kapanıyor, yayın evleri kapanıyor, doğru. Çünkü ekonomi ana eksen olarak dövize bağlı olduğu için, her şey ithalata bağlı olduğu için her şey artıyor. Artınca da işveren de ayakta kalmak istiyor. Ayakta kalmanın yolu da nedir? Daha az işçiyle o işi götürebilmesi veya yaptığı bazı harcamalardan büyük ölçüde kesinti yapması. Böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bu anayasanın 49. maddesi var. Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir diyor. Devam ediyor. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Emredici hukuk, hüküm. Hukuktaki arkadaşımız gayet iyi bunu bilir. Alabilir değil, alır diyor. Yani almak zorunda devlet bunları. Dolayısıyla her birinize tek tek iş bulmak zorundadır. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlettir. 2023'e bütün gençlerin hazırlık yapması lazım. Şu soruyu bütün gençlerin söylemesi ve sorması lazım. 18 yıldır iktidarda olup beni işsiz bırakana ben asla oy vermeyeceğim demesi lazım. Eğer bunu söyleyebiliyorsa ve sandığa bu iradesini yansıtabiliyorsa, o ülkede hiçbir siyasi iktidar o zaman gençlerin sesine ben kulak vermiyorum diyemez. Hepinize tekrar yürekten teşekkür ederim. Ailelerinize selamlarımı, saygılarımı lütfen iletin. Hoşça kalın.